Başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu hafta Konya'dayız. Konya Uluslararası 11. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Tarım fuarları tarım sektörünün en büyük buluşma alanlarından biri. O yüzden sektör için çok önem arz ediyor. Biz de ziyaret imkanı bulamayan izleyicilerimiz için Konya Tarım Fuarı'na dolaşacağız. Ziraat mühendisi Savaş Güçlü eşlik edecek bana. Savaş Güçlü'yü tanıyorsunuz. Yaban TV'de ormancı programına hazırlıyor kendisi. Tarım fuarını gezeceğiz. Alet ekipmanları göstereceğiz. Bunu yeni teknolojiyi göstereceğiz. 20 dakikada yapmayı düşünüyorsunuz değil mi? 20 dakikada yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar süre gerekli mesela? 2 gün. Burası gerçekten Türkiye'deki en önemli fuarlardan bir tanesi. Bir tanesi Bursa'da, ikincisi burası aslında. Ve bu bölge İç Anadolu'daki en büyük fuar organizasyonu olduğu için gerçekten çok kalabalık ve yoğun bir katılım var. Hem firma düzeyinde hem de ziyaretçi düzeyinde. O yüzden hani burayı ziyaret edecek olan izleyicilerimizin 2 günde ayırması gereken bir fuar aslında. Evet. Detaylı bir şekilde gezmek için ama biz 20 dakikaya sığdıracağız. 5 salonda yapılıyor. 70 bin metrekarelik bir alanda yapılıyor ve 5 salonda biz gelip bir ön inceleme yaptık. Tamamını dolaşamadık hatta. Evet. Çok geniş bir alanda yapılıyor bu fuar. Tarım Fuarı, Konya Tarım Fuarı Türkiye çapında yapılan diğer tarım fuarlarına nazaran en büyük olarak sizin de... Mekanizasyon anlamında en büyük fuar burası. Yani Türkiye'deki en büyük fuar. Umarım ilerleyen dönemlerde Almanya'daki ya da diğer yurt dışındaki büyük tarım fuarlarına benzer, yani onların rakibi olacak düzeyde, uluslararası düzeyde olabilecek potansiyele sahip bir fuar alanı burası. Oralarda nasıl yapılıyor fuarlar? Onu da dolaşırken anlatalım. Anlatalım, evet. Bir taraftan başlayalım çünkü zamanımız da ilerlesin. Şimdi burada toprak işlemeden tutun da traktörlere kadar ve hasat makinalarına kadar pek çok mekanizasyonun en son teknoloji olan ürünlerin hepsini sergileniyor. Konya Fuarı'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de yerli üretim anlamında, yani Türkiye'de üretilen tarım makineleri, ki şu anda sağda solda gördüğünüz makinelerin hepsi Türkiye'de Türkiye topraklarında üretiliyor ve %90'a yakın bir oranda da yerli ürünler kullanılıyor, yerli malzemeler kullanılıyor. Bu aslında Türkiye'de tarımsal mekanizasyon seviyesinin, tarımla ilgili mekanizasyonun geldiği noktayı göstermesi açısından da gerçekten çok gurur verici bir durum. Bu salonlarda yer alan makinelerin %80'e yakını Türkiye'de üretilen, ki Türkiye aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya kadar tarım makinesi de ihracatını gerçekleştiren bir ülke konumunda. Her geçen günde bu anlamda kendini geliştiriyor. Özellikle Konya sanayisi de bu anlamda çok iddialı. Türkiye'de ve dünyada da bilinen bir yer Konya. Bu açıdan da tabii Konya Fuarı'nın önemi büyük. Az önce ziyaretçilerimizle de görüştük. Hepsi geçen seneye nazaran umduğumuzdan çok daha fazlasını bulduk. Doğru. Ürün aramaya geldik ama çok daha fazlasını gördük ve çok ilgililer fuara. Kalabalıktan hatta yürüyemez durumdayız. Kameraman arkadaşlarım da bayağı bir zorluk çekiyorlar geri gittikleri için. Çok şimdi, kalabalık. Onu da belirtelim. Bir taraftan da standını da gösterelim. Şimdi göreyim. Bakın buradaki makineler de gene Türkiye'de üretiliyor ve şu makineler bundan 20 yıl önce Türkiye'de yoktu. Yani hepsi Avrupa menşeliydi, Avrupa'dan geliyordu ve çok yüksek fiyatlardaydı. Bu anız ekim makinesi, tek tane ekim makinesi. Arkada da standart, Türkiye'de en çok kullanılan mivzer özelliği. Yani hububat mivzeri olarak geçiyor. Bu makineler tabii son yıllardaki devlet destekleriyle, hibe ve kredi destekleriyle de ciddi anlamda kendilerini geliştirdiler. Yine arka tarafta gübre dağıtma makineleri ve diğer benzer makineler de bu anlamda Türkiye'deki gelinen noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Dediğim gibi 20 yıl önce bu makinenin hiçbiri yoktu Türkiye'de. Hepsi yurt dışından, çiftçimiz de kullanamıyordu doğal olarak. Artık gittikçe kullanılabilir hale geldi. Bu da çok keyifli bir durum. Yine benzer tabii rekabet doğuruyor doğal olarak. Şu görmüş olduğunuz makine pamuk ve şeker pancarı eken tek tane ekim makinesi gene. Bu makineler de havayla çalışıyor. Diğer yanındakiler de aynı şekilde. Gene toprak işleme makineleri var. Bunların hepsi dediğim gibi, onu özellikle vurgulamak istiyorum, Türkiye topraklarında üretilen ve son 20 yılda gelişen
teknolojiler. Bu makinelerin büyük bir kısmı Türkiye'de TSE standartlarına göre üretilerek Avrupa Birliği'ne kadar, yani Avrupa Birliği istediği normlara uygun olarak üretiliyor ve gerçekten ciddi pazarlar bulunuyor. Yine sol tarafta bir İzmir firması. Bunlar da Türkiye'deki en büyük tarım makineleri üreticilerinden bir tanesi aslında. Önemli pazarları yurt dışı. Yani Türkiye'de pazar lideri olduğunu biliyorum. Ama pazarın büyük bir kısmını yurt dışında gerçekleştiriyorlar. Mesela şu diskli çim biçme makineleri, çayır biçme makineleri ya da balya makineleri, bunların hepsi son yıllarda çok popüler hale geldi. Özellikle hayvancılığın Türkiye'deki gelişimiyle beraber, hayvancılıktaki mekanizasyon ve iş gücünün azaltılması açısından da bu makineler önemli yer tutuyor. Yine arka tarafta mavi renkte gördüğünüz bir makine. Bu makine son 3-4 yıldır Türkiye'de üretiliyor. Özellikle dağlık alanlarda hububatın biçilmesini mekanize eden bir makine bu. Yani biçer döverin giremediği yerlerde biçer bağlar diye geçiyor bu. Yani traktörün arkasına takıyorsunuz, biçer döverin giremediği yerlerde hasat gerçekleştiriyorsunuz. Yani bu bir çözüm ve Türkiye'de de üretiliyor artık bu makine. Burada gördüğünüz büyük makine balya makinesi. Gene hayvancılığın artmasıyla beraber Türkiye'de yem ihtiyacı, saman ihtiyacı, bunların tabii mekanize edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kadar geniş alanlarda üretim yapılırken bunların elle toplanıp bağlanması ya da depolanması çok mümkün değil. Dolayısıyla bu tür makineler de ihtiyaç halinde yani samanı yerden topluyor, biçilmiş olan samanı sıkıştırıp presliyor ve istiflemenizi kolaylaştırıyor ve taşımayı kolaylaştırıyor. Şöyle bir örnek vereyim ben size bunun önemiyle alakalı. Samanın bir yerden bir yere nakliye maliyeti samanın değerinden pahalıydı. Bu sene hariç, bu sene saman pahalı, ayrı bir konu. Ama bugüne kadar samanı bir ilden başka bir ile götürüp taşımak, bunun için harcadığınız yakıt maliyeti samanın fiyatından pahalıydı. O yüzden bu, özellikle bu tür makineler bu samanı ne yapıyor? 20'de 1 oranında küçültebiliyor alanı. Presliyor. Presliyor, sıkıştırıyor. Aha. Ve taşınabilir hale getiriyor. Şimdi saman daha bir seferde çok daha fazla miktar taşıyor. Tabii 10 kamyonun taşıyacağı samanı bir kamyonla taşıma şansınız oluyor. Bu da tabii yakıt tasarrufu açısından ya da hani çiftçinin bunu kullanması açısından önemli. Aynı zamanda depolama açısından önemli. Yani bir samanı depolamak için çok geniş bir alan ihtiyacınız vardır. Özellikle böyle 50-100 başlık bir tesisiniz varsa, hayvan tesisiniz varsa, bunun için ihtiyaç duyulan saman için bir o kadar da alan ihtiyacınız var. Evet. Bu tür makineler tabii bu alan şeyini de sağlamış oluyor. Tasarrufunu da sağlamış oluyor. Bu tür yeni ekipmanlar, yeni aletler fiyatlarına da bakıyoruz. Çok daha geniş alanda ziraat yapanlar için, daha büyük firma üreticiler için değil. Bunların kullanacağı şekilde. Küçük bir üretici bunu kullanabilir mi? Değil. Şimdi işin güzel tarafı şu. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Türk tarımın arazi bölünmüşlüğü. Şimdi o şöyle. Küçük arazilerde bunları kullanabiliyor mu üreticilerimiz? Hepsini kullanabilir. Çünkü her çiftçinin ihtiyacına uygun boyutlarda, fiyatlarda ve kapasitede makineler üretiliyor. Yani bu makinelerin Türkiye'de üretilmesi göre aynı işi yapan daha düşük kapasiteli bir makine mutlaka var. İşte makinelerin Türkiye'de üretilmesinin de avantajı bu zaten. Yani siz istediğiniz şekilde ihtiyacınıza uygun makineyi alıyorsunuz. Zaten Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri de budur. Mesela traktör salonuna geçtiğimiz zaman değineceğim. Konya Fuarı'nda eskiden, yani daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak tarımsal, yani arazilerde kullanılan traktörler ve ekipmanlar vardı. Son yıllarda hayvancılığın, az önce dediğim gibi, hayvancılığın artmasıyla beraber hayvancılığın mekanizasyonunu artıracak ürünler de artmaya başladı. Nedir bunlar? Sadece bir hayvancılık tesisinde neler gerekir? İşte yem kırma, yem karma, süslama makinesi. Mesela biz bundan 20 yıl önce süslama makinesi üretmiyorduk, 20-30 yıl önce. Şu anda dünyadaki en büyük üreticilerden biriyiz ve yurt dışına en çok mal satanlardan da biriyiz aynı zamanda. Şimdi burada görmüş olduğunuz süslama makinelerin hepsi artık %100 Türkiye'de üretiliyor. Yurt dışından, Avrupa'dan artık süslama makinesi gelmiyor denecek kadar az. Ancak böyle çok niş ürünlerde, istisna ürünlerde bu söz konusu. İşin başka bir güzel tarafı daha var. Sabit sistemler de artık Türkiye'de üretiliyor. Ne demek sabit sistem? Sabit sistemler, yani hayvanların çok sayıda olduğu, yani böyle 50-100 başlık tesislerde bu tür mobil sistemlerle çözemezsiniz. Onu 20 başlık ya da 30 başlık bu tür tesislerle bu şekilde sabit olarak yerleştirip siz aynı anda 30 tane hayvanı sağarsınız. Bu da işi kolaylaştırır.
O da Türkiye'de üretiliyor. Bu makineler de artık bütün aksesuarlarıyla beraber, her türlü detaylarıyla beraber artık Türkiye'de üretiliyor. Bunların görülmesi açısından bu fuarlar çok önemli. Tabii tabii. Burada mesela en son teknoloji ne çıkmış, süt sahamında ne çıkmış, hayvancılık teknolojilerinde neler üretilmiş, ne göreceğiz, ne kullanacağız bundan sonra ya da tohumda en son hangi tohumlar üretilmiş, hangisini kullanabileceğiz diye. Evet. Bütün soruların cevabı bu fuarlar. Burada var. Yani özellikle yeni ürünler, burada insanlar sadece gelip seyretmiyor, aynı zamanda satın da alıyorlar. Şimdi gördüm, hayvancılık diyoruz, mekanizasyon diyoruz, aynı zamanda evdeki işlerin mekanize olması da söz konusu. Mesela bu makine de bunlardan biri. Bu makine salça makinesi. Nasıl kullanılıyor, ne yapılıyor bir bakalım. Domatesi atıyorsunuz, şöyle bir tarafa ayırıyor, parçalıyor, posasını bir tarafa ayırıyor. Bu da mesela çok yeni bir makine Türkiye için. Bunu, bu makineleri biliyorum, bir merkezde oluyor, bir köyde, herhangi bir merkezde. Evet. Bütün herkes salçasını yapmak için topluyor, getiriyor, sıraya girip, evet, eskiden fırınlarda, evde fırın olmadığı zaman börekleri, tatlıları yaptığımızda hanımlar köyün fırınına götürüp pişirirlerdi. Aynı şekilde evde değil, yapmıyorlar. Hazırlıyorlar domatesini ya da biberini. Evet. Tek bir makine var, götürüyorlar. O makinede sıraya geçip ürünleri alıyorlar. Bunları bireysel olarak alanlar da oluyor. Mesela domates alanı var, serası var ya da tarla domatesçiliği yapıyor. Ürün para etmediği dönemlerde ya da yoğun bir şekilde ürün arttığı dönemlerde satamıyorsa direkt salçaya çeviriyor. Alıyor makine. Bunun da sadece domates salçası değil, biber salçası, meyve, mesela kuşburnuyu eziyor gibi. Böyle işlerde de kullanıyorlar. Yani bu da hanımlara özel. Yani yapılmış makinelerden. O yüzden ben hemen bunun başına geldim. Alanlar erkekler tabii. Neyi çok dikkatimi çeken o oldu. Şimdi Türkiye'de son yıllarda özellikle kullanımı her geçen gün artmış bazı makineler var. Bunlardan bir tanesi de çapalama makineleri. Dedik ya, Türkiye arazisinin, coğrafyasının bazı kendine has özellikleri var. Nedir bu özellikler? Birim arazilerimiz küçük. Evet. Ekim yapılabilen, kullanılan alanlar oldukça ufak. Şimdi burada standart traktörler dönemiyor ya da hareket edemiyor. Çünkü son yıllarda bağ bahçe ürünleri de arttı. Yani meyvecilik arttı, bahçecilik arttı, seracılık arttı. Şimdi bu tür makineler, giremediği yere, evet, bu giriyor. Traktörün giremediği yerlerde de bu makineler iş görüyor. Aynı işlevi yerine getiriyor. Evet, Türkiye'nin her yerinde bu makinelerden var. Yani adamın büyük traktörü var. Mesela büyük traktörü var, bunu da alıyor. Çünkü bağının içerisine, meyve bahçesinin içerisine bununla girmek istiyor. Çünkü traktörle girdiği zaman dallara zarar veriyor, köküne zarar veriyor. Fakat bu tür makinalarla girdiğinde iş biraz daha değişiyor. Yani kolaylaşıyor. Bunu tek kişi, onlar yani siz bile çok rahat kullanabilirsiniz. Kullanabilirim, evet, buna bakıyorum. Yani şu kolu tutuyorsunuz, çapası altında zaten. Evet. Çapalayarak gidiyorsunuz. Çapalama. Oturuyorsunuz. Evet. Şurada da. O römork modelleri, römorklu modelleri. Şu çapaları, bunlar çapaları. Bunlar toprağa keserek karıştırıyor, alt üst ediyor ve ekim yatağını hazır hale getiriyor. Pullukların önündeyiz. Bu değil mi pulluk? Evet, şimdi kulaklı pulluk üretimi Türkiye'de çok eski. Yani ilk mekanize olan ürünlerden biri aslında pulluk üretimi Türkiye'de. Bunu da genelde aydınlar öncülük etmişler. Buradaki görmüş olduğunuz kulaklı pulluk ve bunun bazı ölçüleri ve özel ayarları vardır ve bu artık Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak dünya kalitesinde şu anda Türkiye'de pulluk üretiliyor. Hemen önümüzdeki makine Türkiye'de yeni sayılır kullanımı. Buna biz dip kazan diyoruz ya da çizel diyoruz diğer adıyla. Bu dip kazanlar da özellikle ova alanlarda kullanılan bir makine. Ova alanlarda sürekli pulluk kullandığınız zaman pulluk zemininin altında sert bir tabaka oluşuyor. Biz buna taban taşı diyoruz. Bu taban taşını 2-3 yılda bir, yani toprağın durumuna göre, bu makineyle temizliyor. Evet, kırmak gerekiyor, kırıyor, parçalamak gerekiyor. Bu makineler de o işi yapıyor. Yani 2-3 yılda bir özellikle düz ovalarda bu makineyle o taban taşını, sertleşen taban taşını kırmanız gerekiyor. Aksi takdirde hem aşağıdaki su yukarı çıkmıyor hem de sulama yaptığınızda o suyu emmiyor toprak. Yani ikisini birden almak zorundalar. Pulluğun varsa... Yani pulluk herkeste vardır. Herkes. Yani bunu... tarımla uğraşan, tarlası, hı-hı, olan herkesin pulluğu mutlaka vardır. Ama bu çizel, yani dip kazan dediğimiz ürün, yani birkaç kişide bir olabilir. Yani çünkü 2-3 yılda bir olabilir, ortak kullanılabilir. Evet. Bu makineler ortak kullanılabilir. Burada da tabii kültivatörler var. Yine çizel dediğimiz. Bu da ikinci sınıf. Özellikle pulluktan sonra yapılan işlemelerde ya da bu anız üzerinde, anızı doğrudan parçalamak için, pulluk kullanmadan anızı ekime hazır hale getirmek için kullandığınız bir makine. Şimdi sulama dediğimizde özellikle son yıllarda Türkiye'deki sulama yöntemleri çok değişti. Çünkü biz çok eskiden nasıl sulanıyordu? Eskiden salma sulama dediğimiz sistem, vahşi sulama dediğimiz sulama yapıyorduk. Şimdi dikkat ederseniz damla sulama sistemleri
Türkiye'nin her yerinde özellikle devletin bu anlamda uzun vadeli düşük faizli kredileriyle beraber damla sulama yönünde çok ciddi teknolojiler gelişti. Artık seracılıktan tutun da meyveciliğe kadar şeker pancarı gibi ürünlerde bile damla sulamanın kullanıldığına şahit oluyoruz. Yolun faydalarından bahsedelim. Evet, şu gördüğünüz makine de yani şu anda Türkiye'de üretilmiyor ama çok özel bir makine. Sulama hortumlarının, damla sulama hortumlarının geçeceği kanalı çok basit bir şekilde hazırlıyor. Yani bunu başka bir makineye ihtiyaç duymadan o makineye geçirerek kullanıyorsunuz. Damla sulamanın avantajı ne? Şimdi Türkiye su artık çok önemli biliyorsunuz. Yani evet, bütün tarım dünya, suyla çalışan bir fabrika. Tarım en önemli girdilerinden bir tanesidir ürün üretmek için. Evet. Su. Suyun doğru zamanda ve doğru dozunda verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde erozyon ve su sarfiyatı da çok önemli. Çünkü sulama gerçekten ciddi bir maliyet. Yani özellikle bazı ürünlerde, meyvecilik gibi ya da şeker pancarı gibi ürünlerde sulama gerçekten çok ciddi bir maliyet. Düzenli olarak sulama yapmanız gerekiyor. Şimdi damla sulama sistemleri yaygınlaştıkça bu tür ekipmanlar ve bu anlamdaki teşvikler arttıkça suyu daha efektif kullanıyoruz. Daha az suyu doğru yere veriyoruz. Yeteri kadar suyu doğru yere veriyoruz. En önemli hem avantajı bu. Hem toprak zarar görmemiş oluyor toprakta, o bahşiş sulamada. Tabii ki çoraklaşmayı engellemiş oluyorsunuz. Suyu çok ekonomik bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Tuzlanmayı engellemiş oluyorsunuz. Yapılan genel değerlendirmelerde bir damla sulama sisteminin 3-4 yıllık bir süreç içerisinde kendini amorti ettiği biliniyor. Hı hı. Bu da tabii ülke ekonomisi için oldukça önemli bir durum. Fuara 250 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Dünkü açılışta yapılan konuşmalarda söylendi bu. Biz de siz gelmeden önce ziyaretçilerle görüştük. Hepsi çok memnun fuardan. Çok da yoğun bir katılım var ilk evet. gün. Bu katılımı artıran bazı destek unsurlar da var. Yani Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bu bölgedeki ve çevre illerdeki hatta buradan Edirne'den bile gelenler olduğunu biliyorum. Çiftçileri organize edip bir araya getirip araç ayarlanıp burada tabii fuar organizasyon şirketi de destek oluyor. Ziraat Odaları destek oluyor. Ziraat Odaları bu altyapıyı sağlıyor ve buraya Türkiye'nin her yerinden çiftçilerimiz ziyaret amaçlı gelebiliyorlar. Bazen günübirlik yani geldikleri yere göre bazen burada yani konaklamalı. Yani inanılmaz bir kalabalık var burada sevgili seyirciler. Çok yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Kameramanımız da söylemiştim. Çarpa gidiyor katılanlara. Kameramanımız düşecek bir gün. Burada evet, da kimler burada var? Şimdi burada tarım bütün yaban burada. Tarım analizi. Herhalde fuar analizi yapıyorlar fuar bugün burada. Fuar analizi yapıyorlar. Evet, merhaba, çok şaşırmış Levent Bey gözüküyorsunuz. Bey, selam verelim. Nasılsınız Nezih Bey? Merhaba Nezih Bey. Merhaba. Fuarı mı analiz ediyorsunuz? Bize de yardımcı olun. Birlikte yapalım onu. Merhaba, kolay gelsin. Ben daha sandalye alalım. Ben şunu çıkarayım hemen. Madem analist, fuarın analizini yapacağız. Yok, aslında fuar analizini yapmadık. Karnım acıktı benim. Nezih abi yıkılmaya çalışıyorum. Öyle mi? Biz de yıkılalım. Akşamları yapacağız o işi Konya'da. Gündüz değil, etli ekmek en güzeli. Evet, Konya'mızı biraz sonra. Konya'nın en önemli özelliği. Nezih Bey etli ekmeğe de razıyız. Tamam canım. Etli ekmeğe de razıyız dediğine göre daha başka şeyler de var o zaman. Yok, Konya'ya gelince tabii etli ekmek yeniyor burada. Yani özellikle fuar alanında tandır olmaz. Tarım açısından bakarsan esasında Konya yükselen yıldız. Son 5 yıldan beri 26 milyon dekar arazisiyle ve aşağı yukarı 400 bin hektara ulaşan yani 4 milyon dekara ulaşan sulama alanıyla Konya artık ürün çeşitliliği açısından katma değer yaratmaya başladı. Ve firmaların gözü de Konya'da. Konya'da tarım da her geçen yıl daha da bilinçli hale geliyor. Özellikle bizim biliyorsunuz Önder Çiftçi olarak da Konya'da Önder Çiftçi Derneğimizi kurmuştuk. Orada da... Evet, şimdi Önder Çiftçi'nin standındayız aslında biz de onu evet. da belirteyim. Evet. Tarım analiz Önder Çiftçi programı. Evet. Gerçekten bilgiye dayalı, akılcı ve bilinçli çiftçilikle hem kazançlılık artacak hem verimlilik ilkesiyle verime giden yolda arkadaşlarımız çok iyi işler başarıyorlar. Siz de buraya yatırım yapıyorsunuz Nezih Bey. Yakın zamanda burada da sizin fuarınız var. Evet, yani evet. Önder Çiftçi Derneği'nin oluşturduğu bir fuar var. Biraz bundan bahsedin. Evet, bildiğiniz gibi DLG ÖÇP Tarla Günleri Fuarı bu yıl Konya'da. Konya'nın şehir merkezinin hemen çıkışında çevirdim. Hangi tarihleri? 13-16 Haziran 2013'te yani aşağı yukarı 2,5 ay sonra, 3 ay sonra tam Konya'da bizim bildiğiniz gibi işte Hara dediğimiz, Konyalıların Hara dediği Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nde yapıyoruz.
455 bin metrekarelik bir alanda yapıyoruz. Burada ne bulacaklar? Biraz da ondan bahsedelim. Yani işte neden? Farkı nedir? Fark ne? Bir kere iki tane en büyük fark var. Bir kere bizim fuarımız görsel, uygulamalı ve her gelen, yani çiftçi ziyaretçimiz olsun, diğer tarıma ilgi duyan herkes olsun, burada bir kere görsel olarak, uygulama olarak ikilmiş ürünleri görecekler tarlada. Ve şahitli şahitsiz ikilmiş ürünler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Uygulama yapabiliyorlar. Uygulama yapacaklar. Artı mekanizasyon alanında traktörler olsun, makine firmaları olsun çok rahatlıkla demo yapacaklar. 20 dakikada bir. Ve orada hani işte burada olduğu gibi sadece standta görmektir. Orada tarlada yaptığı işi de görecekler. Çok önemli bir Buyurun sorun canım. Şimdi Önder Çiftçi Projesi'ni Konya'da şubesini kurduk dediniz. Şimdi şube değil. Kendi derneğimizi kurduk. Derneğinizi. Bu su sayaçları ne olacak? Konya'nın su yapısı, kuyuları ne olacak? Onunla ilgili neler yapıyorsunuz? Vallahi arkadaşlarımız hem devlet katında hem de özellikle çevrede bu konuda bir bilinçlenme yaratıyorlar. Tabii suyun doğru kullanımı ile ilgili burada çok önemli sorunlar var. Özellikle artık o çılgın sulama değil, artık özellikle yağmurlama, damlama sulama ve en azından yağmurlama sulama noktasında çok başarılı çalışmalar elektrik var. Elektrik paraları ne olacak abi? Valla elektrik paralarıyla ilgili çalışmalar. Burada bir müdahale var Dilek Hanım. Sizin programınıza müdahale var burada. Siyasete girmeyelim. Tarım analiz programı Çiğdem ve Köy Dünyası programına özellikle saldırıyor. Zaten Savaş Bey biz burada zaten bunu konuşuyorduk. Diyorduk ki sulamayı konuşuyordunuz. Su kuyularına sayaç takılmasını konuşuyorlardı herhalde. Şimdi yerel arkadaşlarla ilgili, Konya'daki dernek arkadaşlarımızla ilgili orada çok rahatla biraz sonra giderseniz onlardan çok net açıklayıcı bilgiler alırsınız. Ben onlar adına şu anda konuşmak istemiyorum. Ama suyun önemini biliyoruz. Suyun önemini biliyoruz. Suyu doğru kullanmanın önemini biliyoruz. Aslında bu sadece Konya'nın problemi değil. Türkiye'mizin problemi. Çünkü sulama olmazsa üretim olmaz. Diyelim ki vahşi sulamaya su. Tabii. Senkronize her bir şekilde sayın. Yaparsanız yayınlarız. Tamam. Hadi yapalım. Tekrar. Hangi kamera? Evet. O kamera. Evet. 1, 2, 3. Vahşi sulamaya son.